Kirazın durumu bu yıl bahar ayının biraz sıcak gitmesinden dolayı tozlaşma oluşamamış. Geçen seneye göre bu yıl %30 falan az. Bu yıl az da olsa tadından ve iriliğinden bir şey kaybetmedi Isparta kirazı. Torosların eteğinde Beyşehir Gölü kıyısında aroması ve lezzetiyle eşsiz olan Gedikli kirazının hasadı başladı. Üretici fiyattan memnun. Bu yıl gayet normal. Şu an 17-18 liraya gidiyor. Yani kirazın olmadığına göre ki fiyat durumu normal. Bu yıl kirazın verimi çok az, düşük. Hava koşullarından gitti. O da hava koşulları olduğu için de işte kiraz düşük ama fiyat normal olduğu için bir de kalite iri, kalibre yüksek. 1001 emekle toplanan kirazın tamamı ihraç ediliyor. Bu kiraz Avrupa dışarıya ihracat işte. İhracat olmasa zaten para etmeyecek. Alan olmaz zaten, yiyen olmaz. Ama ihracat olduğu için para gidiyor. Evet, hepsi ihracata gidiyor. Hiç daha dışarıya başka mal vermedik. Çiftçilerin ortak sorunu gübre ve ilaç fiyatları. Üreticinin alım gücünü zorluyor. Gübre ve ilaç fiyatları nasıl? Tabii gübre ve ilaç fiyatları da yüksek. Geçen seneye göre oranlarsak geçen seneki orana göre %30 falan ilaçta zamlı. İlaç ve gübre durumu çok, fiyatlar çok yüksek. Geçen yıl 60 liralık olan gübre bu sene 200 lira. 100 liraya aldığın gübre 300 lira. İlaç demişsin 4 katına çıkmış. Çiftçinin üretmek için suya ihtiyacı var. Köyde 2 çeşit uygulama var. Gedikli Sulama Kooperatifi Başkanı Nebi Akın, damla sulama uygulamasını istiyor daha ekonomik olduğu için. Gedikli'de 2 tane sulama sistemi var. Bir vahşi sulamayla sulanan, şu anki hasat yaptığımız yerde kapalı sistem var. Bura gayet güzel. Ama bu yıl her şey hazırlandı. Bir türlü yatırıma geçemedik. Yani.